Herkese merhaba, z -talk YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi merak edilenleri konuşmaya devam ediyoruz. Bugün çok sevdiğim canım hocam Ayhan Çakmur bizlerle beraber sanat tarihçisi, araştırmacı. Hocam nasılsınız, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim Tuğba Hanım. nasılsınız? Ben de iyiyim. Bugün... Ee... Biraz böyle rahatsızım ama sesinden dolayı kusura bakmayın. Ayhan hocam dedi ki Tuğba'cığım ben idare ederim sen bana bırak. Sorularını sor dedi arkana yaslan dedi. Ona güveniyorum <gülüyor> şimdiden. <gülüyor> Sağ olasın. Hocam şimdi en son geçen sene Böyle bir güzel gezi yapmıştık Şanlıurfa Antep gezisi yapmıştık evet. Urfa'da bizi Göbekli Tepe'ye götürdünüz Karahan Tepe'yi ilk defa sizlerle gezdim evet. Havada inanılmaz soğuktu Yağışlı kapalı bir hava vardı Ama inanılmaz bir atmosferi var oranın Ve ben en çok orada etkilendim Karahan, Karahan Tepe beni evet. çok etkiledi Sizlerle beraber gezmiştik O güzel bilgilerinizle bizi gezdirmiştiniz Sağolun Şimdi en son orada yine bir kafa bulundu Diğerlerinden evet. biraz daha farklı. farklı neler oluyor hocam Karahantepe'de son durumlar ne ee, şimdi biz bunlara taş tepeler dedik biz derken yani bir bakanlığımız bunu söyledi taş tepelerde de şu anda 12 tane tepe var en bilindiği tabii Göbekli Tepe arkasından Karahantepe geliyor. Hemen arkasından işte boncuk tarlan ne, vali çöreği falan gibi say burç gibi tepelerimiz var. Bunlar tepe, tepe de höyüktedir arkeolojik terimde. Bu höyüklerin altında belli bir şeyler var. Yani doğal tepeler değil bunlar. Hı hı. Bugün 12 ama bir bakarsınız 5 sene sonra biz diyoruz ki 24 tepe oldu. Her an her şey yine bulunabilir. Açılmayı bekleyen o kadar çok tepe var çok ki var inşallah ömrümüz yeter de bizler de görürüz inşallah. Ee, bilmiyorum Şu siz anda... olabilir gençsiniz siz görürsünüz <laughs> ama şöyle söyleyeyim örnek vermek için Efes 1800'lerin sonunda kazılmaya başlanıyor. Hala devam ediyor. Evet. Ee, buradan pay için 120-130 sene olmuş. Demek ki bu işler daha da devam eder. Ee, bu bölgeler e, Görmüş, şu kafa zaten mesela o kafayı, evet. ee, biz hep söylüyoruz göbekli tepede de bir kafa çıktı o kafa bir anda kayboldu bir gün içerisinde 24 saatte kayboldu o yüzden çalışmalar mı kaybolmuş çalışmalarda, İlk hocam? 96 ya da 97 yılında Klaus Schmidt hala oradayken hayattayken işte şey yaparken e, sorumlu olarak çalışırken orada bir kafa çıkıyor e, zaptta geçiyorlar envantere geçiyorlar 24 saat sonra kafa ortadan kayboluyor ve biz e, bunun üzerine şeye ceza veriyoruz. Komik bir para cezası veriyoruz e, yani Klaus Schmidt'e ve işine devam ediyor ama ondan sonra adam çok morali bozuluyor. Orada kim ona ne baskı yaptı? O kafayı kim onun elinden aldı? Hangi güçler elinden aldı? Hiçbir şey bilmiyoruz. Fakat bir kafa çıktı Göbekli Tepe'de. Şu ana kadar çıkan başka bir Göbekli Tepe'de kafa var mı? bildiğim kadarıyla yok. Fakat yüz binden fazla kemik var. İrili ufaklı kemik var. Hı -hı. İnsana ait, oradaki hayvanlara ait daha da çıkacak. Göbekli Tepe'nin mesela aşağısı vardır. Ben orada yetkili bir kişiye sordum ama gerçekten bu işi bilen yetkili bir kişiye. Bunun aşağısında dedim bu tabanın ne var? Bu tabanın aşağısında dedi katlar var. Öbür tarafta dedi yukarıda o ağaç vardır meşhur bir ağaç insanlar hı hı. geliyor dilek tutuyor falan. Orada da bir şey bulundu bir tablet bulundu tablet doğum yapan kadın sahnesi var hı hı. ve böylece boşuna gelinmediğini aslında niye yüzyıllardır binlerce yıldır insanların gelip oraya hasat öncesi ya da hiç çocuğu olmayan kadınların çocuk olması için gelip ellerini açması o ağaca sarılmaları demek ki binlerce yıllık gelenek bozulmamış. Bütün gizli kadim bilgiler kuşaklar boyu devam etmiş dedik onun altında dedi birkaç kat var dedi. Ondan sonra buranın altında dedi yine terazo tabandır Göbekli Tepe'de. Bunun altında yerler var dedi. E tamam dedik ne çıkıyor dedik. Çünkü artık öyle bir teknoloji var ki üstü de gösteren altı da gösteren. Dedektör vardı eskiden dedektör biliyorsunuz bütün defineciler kullanırlar. Metal bir şey olunca tık 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 öter. Şimdi LIDAR teknolojisi denen bir teknoloji var. Bunu ilk başta çıkardıklarında net bir şekilde ordular için çıkardılar tarama yapmak için havadan çekip yerin altını görüp acaba sığınaklar var mı diye. Ama o teknolojiden bugün en az e, ordular kadar şey de faydalanıyor. Arkeoloji de faydalanıyor. Çünkü 30 metre kadar altına kadar şeyi bize net olarak veriyor. Yani orada hangi odacıklar neler var diye bütün bilgiyi bize bugün verebiliyor bu. E şimdi lidar teknolojisiyle baktığın zaman çok net bir şekilde aslında Göbekli Tepe'nin altında ne var gözüküyor. Ama bu bilgiyi şu anda bizimle paylaşılmıyor. Bu bir devlet e, şeyi olabilir. E, politikası olabilir. Bunu Mısır yapıyor uzunca zamandır ne zaman ki hani bir dikkat çekmek isterler ne zaman ki hani tekrardan Mısır zayıflar e, turisti zayıflar kalkar der ki işte bilmem ne sergisi başladı ya da bugün bu bulundu diye tekrar hop 3 ay boyunca herkes Mısır'dan konuşur. Şimdi hmm. Göbeklitepe çok popüler. Youtube'a girin. E, bütün dünya kanalları Göbekli Tepe'nin ismini ezberlemiş konuşuyor. Karan Tepe keza öyle olmaya başladı. Burası popüler. Biz elimizdeki e, her şeyi bir anda ortaya çıkarırsak yanlış olabilir diye fakat ben afaki konuşuyorum. Yani hiç kimse burada ne suçluyorum ne de öyledir diyorum. Tahminde bulun diyorum. Belki bakanlığın kararıyla dönem dönem bunlar ortaya çıksın. Evet. Yapılması gereken. Bir de insanların karıştırdığı bir şey var. Derler ki ya bu e, niye çabucak kazılmıyor? her taraf görülmüyor. Bakın <laughs> arkeoloji hiç bilmeyen bunu böyle konuşur gayet de normaldir. Bu bir inşaat süreci, hafriyat süreci değildir. Arkeolojik kazı günler, aylar, yıllar alır. Küçücük bir şeyle çalışırsınız. Çünkü bilmezseniz mezarınızı kazarsınız top diye düşersiniz. O da evet. bir şey değil. Hani size bir şey olmasa bile bütün her şeyi dağıtmış olursunuz. Bu zarar Bunun bir tekniği vardır. Yani Tabii. böyle vinçler falan gelip de otomatik olarak çalışamaz orada. Çok hızlı konuşuyorum. Yani sizi bilmiyorum takipçiler şeytan diyor. <laughs> Yok şey arkadaşlar keyifli yetişiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi elimizde bir kafa vardı Taş Tepelerde. Hangi kafa? Ki bugün e, çok fazla kafa var. Yani Nevali Çölü'de bulunmuş kafalar var. Direklerde insan betimlemeleri var. Bunun haricinde şey var. Boncuk Tarlada var. E şimdi bakın Temik'in kafa Göbeklite şey Karantepe'deki kafaydı. Hı hı. Temik'ine geçelim. Evet, bir öncekine gelelim. Hı hı. Bir öncekine gelelim bundan önce. Hep beraber Bakın, gezide gördüğümüz bu bir gezide... anda hocam dedi ki arkamızı dönüyoruz dedi. Bir, bir döndüm arkamı bir baktım. Bir Enteresan bir kafa kocaman bir kafa. Bu insanları büyüleyen bir kafa. Bu kafaya Hı. baktığımız zaman biz e, belki o günün tekniği el vermediği için hani ifadeyi tam verememişler diye düşünüyoruz. Eğer vermek istedikleri ifade buysa korkunç. Niye? Bu adam ya acı çekiyor ya bu adam çok sinirli. Ve bulunduğu salon diyeceğimiz bu halka bi biçimi bir yerde bulunuyor. Bu salon biçimde fark ederseniz T tipli yine taşları görüyorsunuz evet. Göbekli Tepedeki gibi. Bu hiç değişmiyor. <laughs> Ve bunlardan mütevellit buraya gelen çıkarken farklı çıkıyor. Ve e, Necmi Karol hocamız şu anda o bölgedeki yetkili kişidir. Profesör Doktor Necmi Karol. Karahan Tepe'deki kazıların başkanıdır. Ve e, onun açıklamasına göre burası bir inisiyasyon töreni yeri olabilir. Buraya gelenler. Ee, bir uyanış içinde olup farklı bir kimliğe bürünüp çıkıyor olabilirlerdi diye. Şimdi Karantepe'yle konuşmaya kalkarsak birkaç saat sürer fakat ben burada bir kafamız vardı zaten evet. ve insanları büyüleyen en son Graham Hancock ve birkaç tane onun gibi spektaküler e, araştırmacı dediler ki bu kafa Normal bir halde değil, gördüğümüz bir kafa değil. Bu kafa'nın arkasına dikkat etmeliniz daha önce. Kafanın arkasına biraz daha bakarsanız, kafa böyle uzanmış, sanki onu tutan bir şey var, sanki arkadan bir reptil var. Belki bu reptilin kafası böyle, falan gibi şeyler çıkardı ortaya. Her şey olabilir, ama doğrudur. Boyun çok uzuyor arkadan. Ya hı hı. teknikleri yoktu, yapamadılar, ya da bilerek yine Karahantepe'de çıkan insanlan. Ee, Vahşi hayvanların birlikte e, resmedildiği bazı şeyler var. Heykeller çıktı ortaya. O heykellerde insan sanki e, şey diyor ama bizim resmi açıklamamız e, Jaguar'ı taşıyan insan burada betimlemesi var. Yok şurada da totem direği var falan gibi klasik açıklamalar yapıyoruz. Ben buna inanmıyorum. E, i̇nsan öyle hayvanı falan Jaguar'ı taşımıyor. Çok net bir şekilde benim yorumum orada acı çeken bir insan var. Bir de arkasında bir hayvan var. Jaguar tarzı bir hayvan. Leopar tarzı bir hayvan. Hı hı. Belki de reptil tarzı. Çünkü bazıları tam reptile benziyor. Bunlar bize birazdan anlatacağım başka bir konuya da bağlıyor. İnsanoğlunun bu hayvanlarla özellikle reptilyenlerle olan bir ilişkisi var. Bugünkünden çok daha derin bir ilişki. Bu bizi başka yerlere de götürüyor olabilir. Bu bizi diğer e, kaynaklara dini kaynaklarda Tevrat'ın Genesis bölümünde anlatılan ne Hani insan oğullarıyla insan kadınlarıyla beraber olmuş, gökten inmiş şeyler birleşip hı hı. daha sonra bir soy yarattı gibi birçok açıklama var. Eğer o konuya gidersek, o kadim bir bilgi diye kabul edersek o dini metinleri, Tevrat'taki o zaman e, Anunnaki'lerin dediğimiz ve Sümerler dediğimiz olayların başlangıcının atasının resmedildiği yerler buralar olabilir. Çünkü birazdan başka bir şeyden bahsedeceğim. Hı hı. O da bence spekülasyon ama bize bir fikir vermek için. Şimdi burada bu kafa vardı. Başka hı hı. bir şeyimiz yoktu. Bir sonraki şeye geçelim. Evet, bir sonraki görüntü gelsin. Evet. Bu kafa da aslında çok uzun zaman önce bulunmuştu ama resmi olarak sanki lansman gibi açıklaması yapıldı bunun ve dediler ki bir kafa bulduk. Bu kafa diğer kafaya göre çok daha farklı bakarsanız. Hani Evet, yüz hatları da farklı ee, ve çok gergin bir duruşu var sanki. Bu adam Bilerek böyle yapılmış. Ya bir dev adam kafası gibi. Değil mi? Evet. Bak dişleri var, burnun tipine bak. Yani biz e, 11 bin, 12 bin yıl önce Göbeklitepe ve diğer tepedeki e, yaşayan neorotik insanların aslında isteseler harika insan heykeli yapabileceklerini bugün e, somut bir şekilde biliyoruz. Nereden biliyoruz? E, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nin girişinde bizi karşılayan bir heykel var. Urfa adamı diye. Evet. Boyut 1.82, bir insan boyutunda <laughs> ve kafa yapısına bakıyorsunuz. Bugünkü insan kabasıyla birebir neredeyse aynı tarz olarak. Şimdi bunu yapabiliyorsa o sanatçı yaptı, bu yapamadı diyemiyoruz. Onu yapabiliyorsa ve o normalse bunu niye böyle yapabildiğinin bana cevabı buradaki adam daha yeteneksizdi diye olamaz. Bunu farklı yapmak istiyor. Biz hep bir şeye inanıyoruz. Ee, diyoruz ki insanoğlu yaşıyor burada. Hatta daha da güzel söyleyeyim Adem oğlu var dünya üzerinde. Dini itikadı olanlar da diyor ki hayır bahsedildiği gibi bunun haricinde bir de bizim göremediğimiz bir alem var işte hani uh -huh. e, şey ateşsiz dumandan yaratılmış olan cinler vardır diyorlar. Tamam. Bunu da bir kenara koyduk. Fakat bir şey unutuyoruz. Hani insanı tekrardan bozgunculuk yaratsın diye mi, şey yapsın diye mi yaratacaksın gibilerinden, yine mi gibi kelimeler. Bu tip açıklamalara dini metinlerde geri dönersek, buraya Ademoğlu'dan önce belki benzer bir varlık türü gelmiş olabilir sorgulamak lazım. İnsanoğlunun medeniyet olarak belki bugün bildiğimiz açıdan en eski yerlerinden birine gidiyoruz orada hangi enerji yüklü ne yapıldı hiçbir bilgimiz yok bakın taşların da dili var e bütün ağaçların da dili var o taşlar oraya ne yüklendi belki yüzlerce yıl boyunca neler gördü? ve orada ne totemler yapıldı tabi bunlara hiç inanmıyorsanız aman canım taş taştır derseniz o evet. ayda gidin jeoloji okuyun ondan sonra taşları bize bilimsel anlatın ama başka bir şekilde yargılarsanız eğer bazı şeylerin yüklediği enerjiler kötü olabilir o zaten işte hanımın adını vermiyorum 3-5 gün sonra beni aradı o taşları aldığıma bin pişmanım Ayhan Bey nasıl geri vereceğiz diye Tirim tirim. Tekrar de, gidelim Urkaya. Yani tekrar gideceğim dedi, uçağa atlayacağım, taşları geri götüreceğim o halde. <laughs> çünkü işte annem kaza yaptı, babama haciz geldi. Bir hafta içerisinde oluyor bunlar Allah dedi. Allah. Yani yaşamadığım şey kalmadı dedi. Ağlıyor kadın da dedim bu kadar şey yapmayın canım taş inanmayın böyle şeylere. Acaba ona mı yoruyor yani ona Ol, mı Olacak gibi değil yani aldı her gece rüyamı o kafa giriyor dedi. O sizin biraz önce gösterdiğimiz şeyde karan belik kafa giriyor giriyor dedi. Ağlayacak gibi uyanıyorum dedi. Allah e, Allah. Herkesin ruhu farklı, herkese yansıması farklı. Tabi bunun. ...psikolojik ve psikiyatrik açıklamalarda olabilir... ...hocalar, evet. uzmanlar açıklar ama... ...hani bazen bazı yerlerin enerjisi... ...herkese aynı şekilde gelmiyor... ...benim sevdiğim ortam... öbürle çok kötü gelebiliyor gibi... ...fakat orası, Karahan Tepe... ...bana da Göbekli Tepe'den... ...daha vurucu geliyor, bu Değil kesin... Mi? ...oraya gidince bir acayip hissediyorum kendimi... Karantepe'nin çok küçük bir yerini açtık biz daha. Evet daha yani, açılmayı bekleyen o kadar büyük bir alan var ki. Oradaki görevcide anlatmıştı o gün bize. Daha burası bir şey değil dedi. Ya inşallah ömrümüz yeter de görürüz. Ya onun açılmasını görürüz. Ama gerçek şeyi o çıkar mı tam görür müyüz bilmiyorum. Fakat onların Karahan Tepe'nin ya da Göbekli Tepe'nin öyle küçük gelip de toplantı yapıp da iki tane ritüel yaptıkları bir yer falan gibi kimse düşünmesin. E zaten Göbeklitepe Göbekli kanıtlandı artık. Kocaman evet. bir kent dediler burası. Bakın köy kasaba değil. Ya da 300-400 kişi şey değil. Bir ihtimal dediler 2000 kişi beraber yaşıyordu bu tepelerde ama sadece Göbekli Tepe ve çevresinde. Ve bu insanlar arpayı falan bulmuşlar. Demek ki yavaş yavaş ürün de alıyorlar falana başladı olay. Karahan Tepe'de de ortaya çıkacak. Orası öyle 30 kişinin gelip de toplanıp da işte kafaları yapıp da ayin yaptıkları bir yer ya da hadi biraz da içelim bugün dedikleri bir yerdeyiz. <laughs> Zaten öyle bir içki de yok. İçse ise o zaman insan ne içiyor kafayı bulmak için? Otları çok iyi tanıyor. Bizden daha iyi tanıyorlar. Yaklaşırken daha otla konuşacak adamlar var aralarında. Şamanlar var. Bu konularla ilgili olanlar en azından 70'li yıllarda Amerika'da çok etki yapmış bir kitap serisi vardır bir adam e, Kuzey hı hı. Güney Amerika Orta Amerika yerlerinden Yakui derilerinden biriyle e, 3-5 yılını geçirip ondan bazı bilgiler alıp insanlara anlattı Amerika'da bestseller oldu o kitaplar şey e, Carlos Castaneda'dır yazar bu şeydir Don Juan ile ilgili anılarını anlatır hı hı. E, orada adam bize gösteriyor çünkü aralarındaki bazı bilge kişiler o halklarda yaşayan kadim halklarda bilge kişiler daha yaklaşırken ota bakarken o ot onunla konuşuyor ve ot diyor ki hani ben zehirliyim bana dokunma diyor. Onu görebiliyor arkadaşlarına dönüp sakın dokunmayın diyor. Ya da şunu yiyebilirsiniz diyor. Şunun kökünden itibaren yiyin ama şu tarafını yemeyin diye. Şimdi bunlar hep kadim bilgi. Biz de bunlara haizdik ama şu anda insanoğlu son 2 3 bin yıldır dikkatini bunlara veremiyor. Hele son 200-300 yıldır sanayi devrimi bize inanmaz şeyler kattı. Ne güzel cep telefonum var. Harika arabalara biniyoruz. Bilmem uçağa binip gidiyorum böyle tayyare yani. düşünün ne kadar zevkli. Evet. Ama bir taraftan da benden çok şey aldı. Benden derken tüm insanlıktan bugün. Ben e, yetilerimin bir çoğunu kaybettim. Yani bir kere bir şeyi getirin. E, bu bizim e, Göbekli Tepe'de açık havalarda yaşayan insanları getirin. Bizim gibi apartman dairelerinde sadece böyle öbür apartmanı gören hiç güneşin bile zor girdiği yerlerde betonda yaşatmaya kalkın. Adam e, kaçar, delenir ya da e, birkaç yıl içinde ölür, dayanamaz. Biz öyle bir hayat yaşıyoruz ki burada e, büyük şehirlerde yaşayanlar hani sıkıştırmış bir hayat ve bunu güç timsali biliyorsun ki aldıklarımızda ya da yaptığımız ufak yatırımlarla param var çok mutluyum aslında ama niye mutsuzum ben Niye hiçbir şey hissetmiyorum? Çünkü kendimizden çok şey kaybetmişiz. Duyu evet. organlarımızda sadece beş tanesi çalışıyor. Hadi bilemedin altıncı isim var diyorsun ama senin aslında çok daha fazla radar gibi şeylerin var. Evet. Bunlar kapanmış diye diyoruz. Bunlar kapanmadı. Biz bunlara Bu karşı şeyimizi... E, tabii Siz açılıyor. Neden biliyor musunuz lafınızı? Vallahi kesiyorum. Şimdi apartman dairesinde oturuyordum. Müstakil bir hayata geçiş yaptım. Öyle Hayırlısı küçük olsun. bir bahçesi var falan. Hayırlısı ee, Yağmur yağdığı zaman hemen kapıyı açıyorum koşarak toprak kokuyor o kadar seviyorum ki ki ben bu zamana kadar böyle bir hayat yaşamalıymışım ben bunu seviyormuşum bunu seviyordum zaten şu anda psikolojim o kadar düzeldi ki e, mesela cildimde aknelerim çıkıyordu şimdi onlar yok. Doğaya yaklaştınız Yemin değil ediyorum, mi? Yemin ediyorum o kadar iyi geldi ki yine İstanbul'dayız İstanbul içindeyiz ama o küçücük bahçesi bile beni çok mutlu ediyor şu anda. İnanırım buna. Gerçekten. O Anadolu'da falan yaşayan hani böyle bahçesi, bağı evet. şeyi oturan insanlara bakın. Bir de bugün büyük şehirlerde oturanlara bakın. Ee, bir kere yaşam süreleri çok farklı oluyor herkesin onu anlıyoruz. E, o kadar sağlıklı da yaşamıyoruz ama bizim duyularımız kapanıyor. Yani artık çok azı kaldı açıkta. Hani hiç engelleyemeyeceğimiz şeylerimiz var. Ee, psikiyatlar bunu son 50-60 yıldır konuşuyorlar. İşte e, Rupert Sheldrake esas bu konuya çok eğildi. Sonra e, onun kitapları bize öğretti arkadan da Sinan hocamız onun kitaplarını okumuştur muhakkak ve örnek almıştır öyle çıktı ortaya o da. E, Sinan e, Sina hocanın da anlattığı ama aslında bunun orijinalini Rupert Sheldrake'in biri beni gözetliyor kitabında anlattığı bir şey var. E, bilimsel olarak neredeyse ispat edildi ki bizim arkada da bir gözümüz var. Hani ensemizde. E, yapılan çalışmalar yaklaşık 3000-4000 tane test yapılıyor. O testlerde bakıyorlar. Birisi mesela kokteylde konuşuyor iki kişi. Bize arkası dönük olan bir adama Ben dik dik bakarsam en fazla iki dakika içerisinde ya ensesiyle oynuyor ya da dönüp bakıyor. Ve öyle bir bakıyor ki hani, hani oraya bakmıyor. Direkt bana bakıyor. Evet. Nereden bakıldığını biliyor yani. ve Bu hepimize oluyor. Demek ki bizim çok duyumuz var. Bu sadece şu anda son zamanlarda 50-60 ortaya çıkardılar. Böyle bir şeyimiz var. İnsanoğlunun bunun haricinde inanılmaz fazla yetisi var. Biz inanılmaz bir organik yapıya sahibiz. Yani şimdi böyle mukaddes ve kadim bir şeyden e, yaratılmıştan bahsediyoruz. Evet. Tanrı'nın suretinden üflendi dediği şeylerin Tevrat'a göre. Şimdi böyle bir yaratılış meleklerde bile olmayan şeyler ki onlar secde etmek durumunda kalıyorlar insanoğluna. Bu kadar özel varlıklarız. Bu özel varlıklar bu kadar kullanılsız makineler değil. Yani ben bu makinayı dışarıya satılığa çıkarsam alın Ayhan Çakmur. Evet ne yapar bu adam? Bır bır konuşur. Başka? Abi bu adam 7-8 saat uyur. Kalkınca neşesi yerinde değildir. Kahvesini ister. E ee, Günde 3-5 kere yemek ister. E 2-3 kere tuvalete gider. E ee, Ondan sonra <laughs> keyfi varsa konuşur. Olmazsa kapris yapar. Bazen canı hiç çalışmak istemez. E bu bana niye satacaksın der. Bu işe yaramaz bir makine. Şimdi biz aslında bu kadar kötü makineyiz ama bizde bir şeyler var. Öyle bir kozmik bağlantı var ki hepimiz ince ince tellerle ana e, server'a Ana server, server dediğimizde lehbi mahfuza bağlıyız. Lehbi mahfuzda da bütün olaylar, Geçmiş olanlar şimdi olan yaşananlar ve ileride yaşanacak olanlar bizim için ileride diyorum ama onların hepsi yaşandı evet. an hikayesi bunların hepsi orada duruyor ve biz buna yüz milyonlarca küçük küçük görmediğimiz kristal kablolarla bağlıyız. O kablolardan bize istediğimiz zaman işte diyoruz ilham geldi. İlham gelmedi. Sana oraya konsantre oldun. O bilgi sana kozmostan geldi. Evet. Şimdi neyse kafanızı bunlara şey yapmayın konumuza <laughs> Hocam sizinle var ya böyle saatlerce sabaha kadar konuşursak yeridir yani ki e, böyle güneydoğu turumuzda da kendisinden çok fazla böyle fayda sağladık. Bu da Ama ödemeye kaçacak herkes çok şimdi keyifli. bu adam bu kadar çok konuşursa Yok, arabada da derler. Ya İnanın rahatsız etmiyor sizi. Çok Çünkü dolu dolu bilgiler verdiği için siz de faydalanmak istiyorsunuz. Çok Sağ keyifli olasınız, çünkü vallahi. bazen böyle bakıyorsunuz her şey çok boş geliyor. Ama bilen birileri size anlattığı zaman çok doluyor ve... E, bir dahakinde artık siz birilerini anlatıyor oluyorsunuz. Sizden aldığım bilgileri ben başkasına satıyorum haberiniz olsun. Telif hakkı isteyeceğim. <laughs> Bilmiyorum. Peki hocam Fransa'ya gidelim Şanlıurfa, güzel Şanlıurfa'mızdan. Evet. Ee, bir videonuzda izlemiştim. Ne filmler hikayesinden bahsediyorsunuz? Bu dev insansı yaratıklar. Evet. Nedir hocam? Ve neden Şimdi tekrar bu, Biraz önce söyledim. Yani tekrar etmek istemiyorum. Ne filmler ilk bize e, açıklandığı yer e, Tevrat'ın Genesis bölümünde açıklanıyor. Yani yaratılış bölümünde işte hani o bildiğimiz klasik altıncı gün oldu ve artık Tanrı istirahate çekildi, yattı gibi hikaye. Ee, bu arada girmeden önce arkadaşlar bir görsel koydular. Evet. Bu, bu e, Sümerlerle tableti. ilgili tableti unutmayalım diye koydular. İyi hatırlattılar. Şunu da söyleyeyim. Bazen hani şey iyidir derler stres iyidir insanoğlu için. Hani korku iyidir, bazı şeyleri triklerle motivasyonu uyandırır falan psikiyatrik ve psikolojik açıklamaları var. Bazen spekülasyon iyidir diyorum ben de. Niçin iyidir? Ee, ne kadar çok araştırırsanız spekülatif bile olsa e, dikkat çeker ama sonra düşündürtmeye başlar. Bu 1972 yılında bulunmuş, Irak'ta bulunmuş Sümerlere ait bir tabletin kırık bir ucu. Ve burada eğer görebilirseniz hop T T bakın. Evet. Halka. Burada 1972'de bulundu ve dendi ki işte e, Sümerler'e ait burada bir şey anlatılmak isteniyor. Bir bilgi veriliyor falan. Aradan 30-40 sene geçti. E, Graham Hancock dedi ki bir dakika ben bir şey buldum. Sümer tabletleri. M.Ö. 3600 yıllar bu tablet. Ve bu tabletin üzerindeki işarete bakarsak Göbekli Tepe'den bahsediyor dedi. Testunları var dedi. Evet şimdi daha net görüyorum ben. Ee, i̇zleyicilerimiz de görüyoruz Onu bir inşallah. halka içine alabilsek keşke. Evet. Yani bakın iki tane test sunu var çok bariz bir şekilde. Yanında bir halka var. Zamanda vardı belki bugün yok oldu onu da bilemiyoruz. ve ee, Tabanı falan çok benziyor. Şimdi bu şekilde ortaya atınca insan tabii diyor ki Aa, çok önemli bir şey var kesin. Ama işin bir de daha dürüstçe bir açıklaması var. Bu tablet aslında orijinali böyle değil. Orijinali ters çevirmiş hali. Hmm. ...onun parçası... ...o ters çevirip böyle okuyor... ...1972 yılındaki bu tablet... ...dediğim gibi... ...büyük parçanın aşağıda kalan kısmı... ...aşağıda kalan kısmının da... ...biz ters çevirerek görüyoruz... ...elimizde bir görsel varsa... ...bunun ters çevirmiş haliyle... ...esas orijinali görecekler... ...ki ben videoda onu bahsettim geçen gün... Hı hı. ...bu Sümer tableti dedim... ...acaba Göbekli Tepe'den mi bahsediyor... Ee, ...yorum açık... Bunu böyle okumak isterseniz, tersten çevirirseniz, teyz tunları taş tepeler dersiniz, bunu kara antep dersiniz, göbekli tepe dersiniz. Yok düz bakarsanız, öbür yazıların da olduğu şekilde okursanız, hiç alakası yok dersiniz. Ama hani bu tip şeyler kafaları düşünmek için, egzersiz için iyi böyle bir şey evet. geliyor. Graham Hancock bunları biliyor, çok araştırıyor, çok da seviyor. Evet, şu an ters halinde görüyoruz. E bakın, evet. Şu anda bize önce size gösterdiğim şeyi. Aslında orijinali de böyle ama ee, ters çevrildiğinde T sütunlara benziyor değil mi? E ters çevrilmiş hali bu. Hı hı. E burada öyle gözükmüyor. T gibi gözükmüyor. İki tane çizgi var ve Sümerler'de bu bambaşka bir şey hatırlatıyor. Onlarda bambaşka bir açıklaması var. Hı hı. O yüzden hiç akıllara böyle bir şey getirmemişti. Bize bunun öbür şeklini gösterdiği için hı. tamamen T sütunlarını gördük ve dedik Göbekli Tepe. Tabi e, herkes istediğini düşünebilir. Yani bunu ters çevirip de okuyabilirsiniz. Bu bina, bu bina çok ilginç. Şimdi iki dakika ben bir şey anlatacağım. Fransa'yı az buçuk tanıyorum. Çok da gittim. İnsanlarını çok daha iyi tanıyorum. 20 küsür sene beraber çalıştım onlarla. Fransızlar e, çok preto, protesto eden bir halktır. Hiçbir şey kolay kolay beğenmez. E, i̇syankar bir toplumdur. Ee, ...iyi tarafları da çok fazladır. Entelektüel bir toplumdur. Okumayı çok saygılı karşılarlar. Bilen kişi dinlerler saatlerce. Şimdi Fransızlar... E ...onların bir başkanı vardı. Cumhurbaşkanı. François Mitterrand. 1981'den... ...95'e kadar iki dönem boyunca... ...Fransa'nın cumhurbaşkanlığını yaptı. Ve Fransa'da... ...çok saygı duyulan bir insandı. Çünkü adam... 8 yaşından itibaren her sabah kalkıp bir saat Meydan Rus okurmuş. Ve e, okumadığı önemli eser, yazar falan kalmamış bir entelektüel düşünün. İnanılmaz karizmatik bir adam. Bundan mütevellit Fransa'da o adamın lakabı Dio. Dio demek e, haşa tanrı. O kadar üst görüyorlar ve bu kadar saygı duyuyorlar. Sosyalist bir kimliği olan bir adam. E, Fransa Cumhurbaşkanı oluyor 1981'de. Başa geçtikten iki ay sonra bir projeler dizisi başlatıyor. Fransa'nın başkenti Paris'te. Projeler 4-5 tane bina. O kadar alakasız ve değişik çarpık yapılar ki Fransa'da da bir şey vardır kanun. Bizde şimdi özel sitelerde var mesela klibanı oraya açma dışarıdan bakışı böyle falan <laughs> yeni geldi bize bu tip şeyler. Fransa'da bu 150-200 yıldır vardır. Yani baktığın zaman T planları görürsün, baktığın zaman her şeyi aynı şekilde görürsün buna saygı duyarlar. Yani balkonla bir şey asamazsın, pencereni farklı yapamazsın, rengini değiştiremezsin binanın. Çünkü bir urbanizm yasaları vardır. Fransa gibi yere tarihiyle bu kadar iç içe ve modernliğiyle bunları uyuşturmuş, rustikle uyuşturmuş bir milleti şeyi düşünün. Kalkıyor Öyle binalar yapıyor ki modern ve farklı tazda bütün Paris'i bozacak şekilde ama gıkını çıkaramıyor millet. Acaba çok çok saygı duyuyorlar? O 81 yılındaki o binalarla ilgili çok şeyi daha sonra deşifre etti halk. Hı hı. 89 yılında 1789 yılında Fransa devrimi olmuştu ya Fransa devrimi. Hı hı. 200. yılı anısına bir de insan hakları anıtı yapıldı. Yapan da Çek bir sanatçı Ivan Timer diye. O adama bunu yaptırdılar. Herkes baktı tamam. Çünkü böyle insan haklarına ait şeyler var. Ünlü adamlar bir hı şey hı. anlatıyor falan. Hani uygun. Ama satır aralarında iyi izleyiciler iyi görsünler diye bilen gözler, bakan değil de bilen gözler görsün diye o kadar ayrıntılar koydular ki bu Dio lakaplı, Tanrı lakaplı François Mitterrand'ın da aynı zamanda üst düzey bir örgüt lideri. Hatta Avrupa başı olduğu söylendi durdu hep. En büyük inisiyelerden biri olduğu söylendi. Mısır konusuna ve tarihine en hakim kişilerden biri olduğu söylendi. Hatta ölmeden önce hastayken son konuşmasında e, seneye bu kürsüden size benim şeyim e, benden sonra gelecek olan selefim, halefim şey yapacak, görüşecek, konuşacak. Ama ben orada olacağım ve sizleri izliyor olacağım dedi. Çünkü ben hmm. bir şeyin ölümsüzlüğüne inanıyorum dedi. Hani böyle konuşan bir adam. Mısırı çok iyi bilen bir adam. Fransa'yı öyle bir binalarla döşetti ki Mısır tarzı e, piramitleri falan getirdi Paris'i. Ama bu anıtta daha da farklı şeyler var. Mesela bu anıtta evet. detaylara bakarsak, şunu yaklaştırabiliriz arkadaşlar. Daha doğrusu bir yer bir saatte görebilirsiniz. Şu girişteki vazo tarzı şeyler. Evet. Bu vazo tarzı şeylerde Mesela kultları görüyoruz. Kultlar da ee, o slaytı bulabilirlerse bir kaplumbağa var. Şey buldular mesela bakın kaplumbağa burada. Hı hı. Burada bir yılan var. Böyle çift yılan var. Yine yılan var. Yine kaplumbağa var. Bakın. Şimdi burada da çok net söylüyorum. Bu bir star e, Stargate. Geçiş kapısı. Hı, hı.